Her tükendiğiniz noktada yeni bir ihbar geldiği zaman adrenalin seviyeniz yükseliyor. 1,5 yaşında bir bebeğin kafasını babasının suratından ayırmak zorunda olduğum an. Lokum paketi gibi 2,5 aylık bebeği çıkarttığımız enkaz beni çok mutlu etti. Çünkü o an orada başka şeyler yaşadığını anlatıyordu bana. Abi sen bilmezsin diyor işte, ben diyor 3 gündür buradayım diyor. Babam, annemi kaybettim diyor. Buralarda deprem oldu, siz bilmezsiniz diyor. Ben 3 gündür evden çıkmıyorum diyor. Ne yaptın peki diyorum evdeyken, canın sıkılmadım diyorum. İşte menemen yaptım, yumurta yaptım diyor. Ama diyor canım et istiyordu ama diyor çıkıp almak istemedim diyor. Alışverişe gitmek istemedim diyor. Tamamen halüsinasyon evresindeydi. Ben sosyalist bir insanım. Ama ben devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak için bu ülkenin mevcut yapısına dışarıdan çomak sokmaya çalışan ahlaksızlara müsaade etmedim. Yayınlamamıza izin vermeyip çok daha mukaddes teklifleri olanlar da oldu. Yani devlet yoksa millet de yoktur. Bu millet bir aradaysa bu devlet var demektir. Ben ölürsem işte umre paramı al, umreye git diyen bir teyzemiz oldu. Ama oturduğun yerden ojelerini sürerek, devlete sallayarak yapma. Bir mola verebilir miyiz? Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, aslında tüm Türkiye'yi yani 80 milyonu etkileyen depremde sembol olan görüntülerin sahibi Mustafa Bey'le beraberiz. Siz onu aslında kafasından dumanlar çıkan adam olarak tanıyorsunuz. Mustafa Bey, öncelikle hepimizin başı sağ olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Siz tam olarak hangi bölgedeydiniz, o bölgeye ne zaman ulaştınız, ne kadar süre kaldınız? Böyle kısaca bir giriş yapalım. Ben Hatay, Antakya, Defne beldesinde, yani Hatay'ın merkezindeki 2 merkez ilçeden birindeydim. Tip koordinasyonuna dahil oldum ama partili olarak gitmedim, gönüllü olarak gittim. Daha önceki deprem tecrübelerim, mesleğim ve aldığım işte ilk yardım, yangın eğitimleri, enkazı bilmek, yapıyı bilmekle ilgili orada bir faydam dokunacağını düşündüm. AFAD üyesiyim, aynı zamanda pandemi döneminde uzaktan eğitimini tamamladığım AFAD gönüllüsüyüm. Bir süreç bekledim, yani ne yapabilirim sürecini kendimce analiz etmeye çalıştım. Daha sonra öğleden sonra sosyal medyadan gördüğüm bir koordinasyonun ilanındaki aradım. Otobüsünüzde yer var mı dedim. 18 saat sonra Hatay'dım. 36. saatte depremden sonra 36. saatte ben Hatay merkezdeydim. Defne ilçesinde o Tostuk Parkı'na bir o koordinasyon oluşuyordu. Onun ilk gelen ekibindeydim. Daha sonra çok fazla ihbar gelen, bizim merkezimize gelen 600 evler bölgesine gittim. Zaten bu sembolik olan, viral olan görüntülerde 600 konutlardaki yıkım kararı alınan bir enkazda oluştu. Yani orayı aslında yıkacaklardı. Evet, ses ısı alınamadığı söylenip yıkım şeridi koyulmuştu yan yana 3 binaya. Biz de başka bir enkazdan çıkmıştık ve gözüm iltihaplıydı. Gözümü gidip sahradaki çadırda temizletmeye dönecektim kampa. 3 gündür uyumamıştım çünkü. Artık orada kampa dönmem gerekiyordu. Gözüm daha fazla mikrop kapmasın diye. Birden birisi dedi ki bu binadan ses duydum ama yıkacaklar. Bir bakın kardeşim dedi, kurtarma ekibindeyseniz dedi. Biz zaten her zaman şunu söylüyoruz. Enkazı o binada yaşayan bir kişi dahi terk etmezse veya bilen birisi o binadakilerin yaşam ihtimalini daha da arttırıyor. Çünkü bize oluşabilecek yaşam koridorlarını, merdiven boşluklarını, varsa asansörünün konumunu, yatak odası, salon, yani dairenin yapısını anlatabilecek bir kişi olsa o binadaki herkesin hayatını kurtarmakta çok önemli rol oynuyor bu. Emin misin dedik, eminim dedi. Bir de siz duyun dedi. Çok kalabalıktı zaten, E5'in kenarıydı, ses duymak mümkün değildi. İnisiyatif aldım ve geniş olan bir boşluktan 3. katla 4. katın arasında arka taraf yıkılmayan, bina öne doğru ezilip yıkılmıştı. Arka tarafına dolaşıp yıkılmayan tarafından sesi de absorbe edecek büyük bir çukurdan derin bir noktaya doğru, binanın merkezine doğru girdim. Oradaki eşyaları kırarak ve ayrıştırarak derin bir nefes alıp dışarıdaki gürültüye rağmen kuvvetli bir şekilde bağırıp sesimi duyan var mı, o ikonikleşen ses, ve direkt kulağımı binanın temel yıkılmayan bir yapı taşına dayadım. Ve şu vaziyette bir ses geldi. Tekrar dedim ki ses çıkarabiliyorsan ses çıkar. İkinci kez dedim, buradayım ben diye bir ses geldi. Ama ses bulunduğum noktadan uzakta geliyordu. Belki başka şeyler de söylüyordu ama uzaktan geldiği için ayrıştıramıyordum. Ve hemen ön tarafa geçip yıkım şeridini kopartıp burada birileri var, biz buraya gireceğiz dedik. Çok zor bir yerdeydi. Kendi katında da değildi. Yani kendi dairesinde değildi. Yan dairenin yatak odasındaydı. Kendi bulunduğu yatak odasının tablası kırılıp yan duvarda aşağı çökünce
Aslında yan dairenin alt katının yatak odasına düşmüştü. Dördüncü kattan üçüncü kata girdik. Üçüncü kattan ikinci kata. Bunların her birisi ikişer metre ileri, aşağı, sağa, sola diye. Dört zikzaklı bir koridor çizip 11,5 saat sonra Met kardeşimizi kurtardık. Basın yayın kuruluşları oradaydı. İşte o kafamdan buhar çıkan görüntünün sebebi o koridordan hiç çıkmadan 2,5 saat kaldığım bir süreden sonra oldu. Nabız yükselmişti, kan akışı çok hızlanmıştı, vücut ısımız artmıştı çünkü daracık bir koridorda zaten ısınan bir el aletiyle çalışıyorduk. Arkamda da bir ekip benim kazdığım ve boşalttığım koridordaki o yıkıntıları ve molozları hızlı bir şekilde boşaltıyordu. İnsan sirkülasyonu fazlaydı, hava alamıyordum içeride. Yani vücuttaki bütün sıvının buharlaşması için gereken her şey ortaya çıkmıştı. Birden de dışarıya çıkınca -10 derecelerde, o gece -5'ten fazlaydı, -10 derecelerde sabaha yaz özellikle. O soğuk buharlaşma dediğimiz hadise gerçekleşti. İHH geldi o gün desteğe, sağ olsunlar. Madenci bir grubumuz geldi, sağ olsunlar, destek oldu. Asker, silahlı kuvvetler güvenlik kordonu sağladı. Gönüllüler de vardı ama gönülleri biz sahaya, bizim dışımızdaki gönülleri, ekipmanları olmayanları sokmak istemedik. Çünkü bir enkaza girerken önce girenin güvenliği söz konusu. 3-4 ekip ortaklaşa 11 saat süren bir çalışmayla, 11-11,5 saat süren bir çalışmayla 101. saatte Ümit kardeşimizi çıkarttık. 9,5 saatini onunla birebir konuşarak geçirdik. Çünkü senin sesini duymadığım zaman uykum geliyor dedik. Zaten hipotermi eşiğindeydi. Vücudu çok soğuktu. Bulunduğu yerde de ıslanmıştı. Radyatör peteği patlamıştı orada. Bütün bu unsurları, sağlık unsurlarını, psikolojik unsurların hepsini göz önünde bulundurarak adım adım sükunetle ilerledik. O da bize çok yardımcı oldu. O yüzden ben ona her zaman diyorum, hani sen bizim mucizemizsin, sen bizim kahramanımızsın. Bize çok yardımcı oldu çünkü. Bu sembol bir görüntü oldu dedik yani. Aslında bu tüm arama kurtarma ekiplerinin mücadelesini gösteren bir, evet, görüntü oldu sizin özelinizde. Evet. Size yani o anı hatırlıyor musunuz diyecektim. Zaten çok güzel çok bir şekilde ifade ettiniz. Peki bu görüntüleri yani haberim yoktu. Hani farkında değilim o an dediniz, evet, olayın sıcaklığıyla. Sonradan önünüze getirildiğinde görüntüleri gördüğünüzde ne hissettiniz? Şöyle haberim oldu. O anda yayında olduğumuz, canlı yayında olduğumdan haberim yoktu ama 3,5-4 sularında artık Hikmet'e bireysel olarak ulaşıp aramızda bir duvar kaldığı noktada mola vermek için dışarı çıktım. Ekipten de uzaklaşmam lazımdı. Bazen de öyle yapmak lazım. Hani durumu kontrol edebilmek için durumun tamamını gözlemlememiz lazım. Sahanın uzağına, yani bütün güvenlik kontrol noktalarının da dışına çıkarak bir tam açıyla bir oranın fotoğrafını almak istedim. O esnada çocukluk arkadaşım aradı. Seni izliyoruz dedi. Nasıl beni izliyorsunuz dedim. Burada mısın? Geldim dedim. Yok dedi. Şu an canlı yayındasın sen dedi. Etrafta kamera aradım açıkçası. O çeken yayıncı kuruluşta tam böyle güzel bir araya saklanmıştı. Göremedim. Ben çünkü arkasında kalmışım onun. Sonra devam ettik işte. Dedim yani şimdi içeri girmem lazım. Önüme getirildiği zaman şunu düşündüm sadece. Ne iyi etmişim dedim. Yani her şeyden bağımsız, hiçbir şeye kayıtlı bağımlı olmadan kendimi alıp buraya bırakmışım dedim. Yani iyi ki burada olmuşum. Çünkü öyle bir ailede yetiştim. Yani düşene el uzatan, ihtiyacı olana yardım eden, yoldaki taşı kaldıran bu zihniyetle yetiştim. Yani kültürümüz öyle. Anadolu kültürüyle yetiştim ben. Kendime ve aileme minnettar kaldım. Kendi çekirdek aileme de öyle. Çünkü eşim de bu konuda bana çok destek verdi. Ben orada 14 gün kaldım. Bir günü, yani bir gün olsun bana demedi ki ne zaman dönüyorsun, sana ihtiyacımız var, artık gel demedi. Sadece iyi olup olmadığımı merak etti. Ve o ben aramadığım sürece aramadı bile. Başka şeylere engel olmayayım diye. Bu da çok önemli bir güç. Önemli bir faktör. İşte bütün bunların manevi hazzı ve desteğiyle birlikte önünüze bir de öyle bir tablo gelince kendinizi bir ressam gibi, bir heykeltıraş gibi, yani 40 yılın emeğinin karşılığında bir eser gibi çıkıyor aslında. Ben 40 yaşındayım. 40 yılın bir eseri gibi. Çok gururlandım tabii ki. Ama kendimle değil. Oraya aynı duygu ve aynı vicdanla, aynı yürekle gelen herkes adına, o karedeki herkes adına gururlandım. İyi ki varlar dedim. İyi ki destek oldular dedim. Oradaki herkes için. Yoksa biz orada olmasaydık o bina makineyle yıkılmak üzereydi. Önünde de iş makinesi hazırdı zaten. Bir cana dokunduk ama orada 20. cana dokunmuştuk. Ondan önce de 19 tane daha canın hikayesi var. Sahada çok acayip şeyler yaşadık. Yani çok enteresan teklifler, çok enteresan olaylar yaşandı. Yani 2 saatliğine uyumak için çadırınıza giriyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Acaba birisine daha yardım etme ihtimalim var da ben burada yatıyor muyum keyfime diye düşünüyorsunuz. O yüzden ilk 4 gün hiç uyuyamadım.
Peki hiç yorgunluk hissetmediniz mi? Yani bir can daha evet. Yani bir nefes, bir ışık, bir umut. Ama hiç hani gücünüzü kaybettiğiniz, artık yapamayacağım dediğiniz bir eşik oldu mu? Oldu. Kesinlikle oldu. Özellikle ikinci günün akşamında hipotermi krizi geçirdim ben. Çünkü kendi su tesisatı patlayıp da daireye dolan bir dairede, odada bir amcamız, yaşlı bir amcamızı sıkıştığı koltuktan çıkarmaya çalışırken ve ailesi yanlış müdahale ediyordu. Amcayı öldürmek üzereydi. Çok başka uzak bir yerden şey geldi bize. Direkt telefon geldi. İşte bir yakınımız şu sokakta ve bizim bir arka sokağımız orası. Babamı öldürecekler, lütfen yardım et gibisinden bir şey geldi. Bir gittik, kendi oğlu ve komşuları yanlış müdahale yapıp tabyanın destek noktasını kırmaya çalışıyorlardı. Amcayı daha da sıkıştırmışlardı. O kurtarmadan sonra suyun içinde çalıştım ve suyun içinden çıkıp da bütün vücudum, kıyafetlerim ıslanıp da zaten bizim kıyafetlerimizi hep gönüllülerin gönderdiği o eski kıyafetleri giyip hani köylere gitmeyecek kıyafetleri giyiyorduk böyle. Ki enkazda parçalanıyordu. İlk gün gittiğimiz kıyafetler parçalanmıştı. O kıyafetlerde su çekiyordu. Profesyonel üniforma olmadığı için pamuklu, koton malzemelerdi. Orada çok su çekti vücudum. 3,5 saat suyun içinde çalıştım. O amca rahat nefes alacak hale getirene kadar. Sonra orada hipotermi oldum. Sahraya döndürdüler beni. Bayılacağımı hissettim. Gözüme pansuman yapıyorlar. Bir taraftan vücudum ısımı yükseltmeye çalışıyorlar. İğne ve serum yaptılar. Gözümü bandajlatıp tekrar aynı sahaya geri döndüm. O amcanın çıktığından emin olmak için. O noktaya kadar tükenmiş sendrom olmadı ama ikinci hipotermim yani 4. günden sonra 96. saat sonra bayılmışım zaten. Artık beni kurulan sahra çadırına yatırmışlardı. Bir 5 saat kaybım oldu orada. Her tükendiğiniz noktada yeni bir ihbar geldiği zaman adrenalin seviyeniz yükseliyor. Aklınız, kalbiniz, fikriniz git diyor. Yani otomatikman bir robot, bir makine gibi tekrar yedek pili takılmış bir oyuncak araba gibi oraya gittiğinizi görüyorsunuz zaten. Tükenmişlik sendromu diye bir şey kalmıyordu o zaman. Peki enkazın altında sularda kaldın dediniz. Evet. Ya da işte Hikmet'i kurtarmak için çok fazla kaldım. O yüzden bu dumanlara gördük, izledik hep beraber. Yani enkazın altı aslında hep soğuk mu diyebiliriz? Yoksa çok sıcak yerler de var. Yani onu merak ediyoruz aslında. Yani bu sıcak soğuk dengesi nasıl oluyor? Herkes orada işte biz de izlerken şey diyoruz yani çok soğuk, nasıl dayandılar, nasıl direndiler. Ama bazı da işte çıkarılanları izledikçe burası çok sıcak diyerek çıkan da var. Evet. Hani tam olarak nasıl o kısmı anlatır mısınız? Şimdi ev alırken diyoruz ya güney cephe olsun. Niye güneşi görüyor bütün gün ısınıyor. Binaların kuzey cepheleri hep soğuk olur. Bundan mütevellit yatak odasında yatağıyla dolap arasında küçük bir boşlukta kalan insan kendi vücudundan zaten sürekli ısınır. Yani bunun dışında yerleri parke ise üstünde halı varsa sıcak kalır. Bulunduğu odanın su tesisatı patlamadıysa veya kalorifer patlamadıysa, ıslanmadıysa sıcak kalır. Çünkü kendi vücudu dar bir alan, oksijenle buluşmuyor. İşte madenlerdeki sıcak krizi patlamaları da oluyor mesela. Neden? Aşağıdaki alçak basın çok sıcak bir hava yaratıyor. 36-37 derecede az değil insan vücudu. Kendi yaydığı ısıdan tekrar ısınabiliyor. Önemli olan çok fazla sıvı tüketmesin ve sıvıya maruz kalmasın. En zorlandığımız nokta o 1-2-3. Katlarda. Çünkü onlar birleşip tam zemin katına oturmuş oluyorlardı genelde. Veya daha uzakta olup da ona gidene kadar oluşturduğumuz koridorlarda durduğunuz zaman üşüyorsunuz. Vücut sürekli çalışıyor zaten. Kinetik olarak spor yaparken üşür müsünüz? Biz de içeride spor yapıyoruz. Ya bir çekilce bir şey kırıyoruz ya hiltiyle kollarınız ve vücudunuz sarsılıyor, sıcak oluyorsunuz. Ama içeride sıcak kalan insanların iradesi ve bulunduğu fiziki şartlarla doğru orantıda. Şimdi yaşadığınız her an aslında unutulmaz. Yani o hisleri bizim anlamamız çok mümkün değil. Yani biz sadece birer izleyiciyiz. Ama hayatım boyunca bunu unutamam dediğiniz bir anı var mı? Evet. En kötüsü. 1,5 yaşında bir bebeğin kafasını babasının suratından ayırmak zorunda olduğum an. Bedenen birleşmişlerdi. Baba evladını korumak için üzerine kapanmıştı. İkisi de kirişin altında kalmıştı. Ve kepçe o tabyayı kırıp canlı aramaya çalışırken ikisinin de vücudu askıya çıkmıştı. Dedesi feryat figan ediyordu. Torunumu verin bari.
babasını babası bedenen parçalanabilecek bir formda bari bebeğime ayırın verin diyordu. Çok da riskli bir yapıydı. Kimse çıkmasın dedim, tek başıma gireceğim dedim ve kazılması gereken bir yerde. Kendi çocuğum da o yaşlarda. En azından oğlunu kaybetmiş bir dedeye bebeğini sağlam vermem gerekiyordu diye düşündüm. İnisiyatif aldım. Tamamen kendi sorumluluğumda. Kimseyi sokmadım oraya. Tek başıma girdim. Kazdım orayı yüksek bir yerde. Ve çok riskli bir yerde. Çökme riski vardı. Çünkü iş makinesi dokunmuştu artık oraya. O bebeğin vücudunu babasının vücudundan ayırırken kahroldum. En ağır durum bu oldu. Bu oldu benim için. Bir mola verebilir miyiz? ...14 gündür oradaydınız. Görevinizi tamamladınız, geldiniz ve peşinden iki yeni deprem daha oldu. Evet. Orada olanları yaşadınız, gördünüz. Bir de şimdi dışarıdan bir göz olarak da depremi gördünüz. Hı hı. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var sizce? Neler bu göründüğü gibi değil ya da bu tam göründüğü gibi ne diyebilirsiniz? Bu şimdi konu? Öncelikle ben sahaya gittikten sonra orada en büyük 5.2 olana kadar ki... artçı ve kısmi normal depremleri de yaşadım. Hatta bir enkazın içindeyken boşalttığım molozları verdim ve arkamda kimse olmadığını fark ettim. Çünkü o an deprem oluyormuş. Ben elimdeki hiltinin darbesiyle hissetmemiştim onu. Bir baktım herkes boşaltmış enkazı. O esnada yan bina yıkıldı 5.2'de. Yani orada da yaşadık depremleri. Dışarıdan gözlemleme açısından da o anda ben canlı yayındaydım. Bir oluşum, sivil toplum oluşumu kurmak istiyoruz. Bunu da bu arada bu sorun içinde belirteyim. Canlı yayınladım Instagram'da. Eşim söyledi. Zaten canlı yayını erken bitirip hemen koordinasyon merkezine, yani oradan ayrıldım, koordinasyon merkezine ulaştım. Peşine videolar gelmeye başladı. İşte bu yayın araçlarının dalgalanması, binaların tekrar yıkılması. Ve o yıkılan binalar bizim o bölgede uyardığımız binalardı. Yani içine insanların girdiğini gördüğümüz binalardı. Haberleri değişik şekilde yansıdı ama o işin aslı öyle. 10 kişi, 2 aile enkaz binaya eşya çıkarmak için girdiler ve o bina çöktü. 5.1'lik bir artçıda. 10 kişiden 6'sı kurtarılamadı o enkazda. Yani biz dedik ki canınızdan daha önemli hiçbir şey yok. Lütfen uzak durun. Dışarıdan gözlemleyen bir insan olarak direkt şey yaptım yani. Sahadan uzaklaştığım için pişmanlık duydum. Gayri ihtiyari kalkıp giymeye başladım. Hani... tekrar gideyim diye. Ama şunu düşündüm. Artık herkes orada. Yani orada değil denilen herkes orada. Suçlu hissettim kendimi. Yani o evimde oturduğum için suçlu hissettim kendimi. Sanki oranın bir parçasıydım da keyfime ayrılmış gibi hissettim. Peki provokatif söylemlerle ya da farklı hareketlerle karşılaştınız mı? Tabii ki karşılaştık. Yani belirli kurum ve kuruluşlara karşı bir önyargı oluşmuştu. İşte geç kalındığıyla ilgili, yardım etmediğiyle ilgili. Toplumda onlara karşı provokasyon oluşmaya başladı. Belirli komitelerde işte şöyle yapalım, böyle yapalım provokasyonlar oluşmaya başladı. Yağmacılarla ilgili provokasyonlar oluşmaya başladı. Gördüğünüz yerde vurun gibisinden. Yok dışarıdan silah getirelim gibisinden. Değişik değişik provokasyonlar oldu. Arama kurtarma çalışmalarına katılmaya nasıl karar verdiniz peki? Yani ne sizi tetikledi? Bakın 99 depremini ben Bostancı'da oturuyordum. Evimde yaşadım. Ufacık bir apartman müştemilatının kapıcı dairesinde bir koltukta ablam, bir çekyatta ben, annem bizim üzerimize ünite düşmesin diye dayanırken uyandım ben. Ve bodrum kattı. Kurtulma ihtimali en düşük olan yerde yaşıyorduk biz. Üçüncü, dördüncü kattan sonra kurtulma ihtimalleri daha yüksek. Yeter ki evinizde kalın. En fazla bir yeriniz yaralanır. Sosyal konumumuz hem de eğitim durumumuz gereği orada bir uyanış başladı. Ailem beni 3 gün göremedi Gölcük depreminde. Biz 6 arkadaş, ben ve 6 arkadaşla birlikte Kocaeli'ye trenle kaçak giderek Gölcük'teki enkazlarda çalışmaya gittik. Ailem beni 3 gün sağda solda arkadaşlarıma kalıyor zannetti. Bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Yani bir şey yapmalı gerçekten. İnsan hayatına dokunmak için bir şey yapmalı. Eğer o bir vicdanla, o ahlakla, o kültürle yetiştiyseniz, bu sadece afetlere müdahale etmek olarak değil hanımefendi. Herhangi bir yolda giderken yolda lastiği patlamış birisi için de durmanız lazım. Kaza yapmış birisi için de durmanız lazım. İlk yardım bilmiyor olabilirsiniz. Yol güvenliğini sağlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani
Bir cana dokunmanın kıymetini anlamak için gerçekten o hassasiyet taşırsanız afetlerde de aynı düşünceye sahip olursunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Evet biz 21 canın yaşama tutunmasına umut olduk ama benim bir tane yüreğim vardı onu ortaya koydum. Orada bir kase çorba dolduran abla da benimle aynı eşit merhameti göstermiş demektir. Herkesin bir yüreği var ve o yüreği ortaya koydu. Benim için orada odun kesen adam da aynı. Çay dolduran abla da aynı. Yemek karıştıran abla da aynı. Köylere yardım götüren insanlar da aynı. Ben de aynıyım. Hepimiz eşit fedakarlığı yaptık. Hepimiz eşit kahramanlıktayız. Biz biraz daha ön plana çıktık. Çünkü can kurtarma bu işin en kritik evresi. Çünkü can kurtarmak için can ortaya koyuyorsunuz. Yüzlerce ton enkazın altına girdim. Binlerce ton enkazın altına girdim. Ayakta durduğum yerde düşüp kulağımı kestim. Bu da diyorum ki vicdanımın ve orada oluşumun o kadar badireyi atlatışımın bir diyeti. Ve bir kez olsun güvenlik zafiyeti verdim. Çünkü az önce de söylemiştim size. Önce güvenlik dedik. Bir kez olsun ailenin enkaz alanında olmasına müsaade ettim ve başıma böyle bir kaza geldi. Bundan sonra eder miyim? Asla. O yüzden nasıl karar verdin mevzusu 99'a dayanıyor. İlk depremi ben o zaman yaşadım. Kaldı ki ben Tokat'ın ilk sarlıyım. Kuzey Anadolu fay hattının en büyük kırılımının olduğu, Türkiye'de bu zaman bu depreme kadar ki en büyük depremin olduğu Erzincan depreminin en çok etkilendiği yerlerden birisinde doğdum ben. Bize büyüklerimiz afat kavramını daha çocukken masal gibi anlatıyorlardı. Taş üstünde taş kalmadı diye. Yani biz zelzeleyi, depremi daha çocukken masal olarak ama gerçek masal olarak anlattık, dinledik. Yani o gerçekle büyüdük. İstanbul'a geldik, fay hattının bittiği yermiş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ona göre de o gerçekle karşılaştık. Masallarımız kurtuluş olarak geldiğimiz şehirde karşımıza çıktı. 99 depremine gittik. Sonra Van depremi, sonra Dinar depremi. Yani ulaşabildiklerimden bahsediyorum. Siz bunların hepsine görev aldınız. Kısmen, korsan diyelim. Yani hepsini çünkü o zaman toplum bilinci, ailemin hassasiyeti ve yaşadığım yaşam tarzına göre onları ürkütmemek için hepsini dile getirmedim. Gitmem gerektiğini düşündüm çünkü faydalı olacağımı biliyordum. Yani direkt arama kurtarmaya diye gitmedim. Yani bir taş alıp bir yerden bir yere koyacağımı, yani oraya böyle parmağımı sarıp story atmaya gitmeyeceğimi bildiğim için gittim. Öleleri de vardı, ölelerini gördüm. Ateş başında içki içenleri de gördüm. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklara dağıtılması için gönderilen çikolataları yağmalayıp keyfi iki gün, üç gün piknik yapıp yiyip gidenleri de gördüm. Çok arsız, çok böyle insan onurunun haysiyetine yakışmayan şeyler de gördüm. Keşke onlar gelmeseydi biz daha rahat çalışsaydık. Can kurtarmak için canımızı ortaya koyuyoruz dediniz. Evet. Ve bir kulağınızda şu an bir yara izi görüyorum. Evet, 27 tane dikiş var. Bunun da hikayesini öğrenelim. Tabii. 10. gündü. Kampta yeni uyanmıştım. Daha doğrusu 5.30'da yatmıştım. 7.30'da ayağa kalkmıştım. Ben her zaman şöyle yapıyorum. Daha doğrusu bizim koordinasyonunda bulunduğumuz tip koordinasyonu önce afet zedelere temel ihtiyaçlarına veriyor. Yemek kuyruğuna. Biz mesela kendi orada ekip arkadaşlarımız afet zedeler kuyruktayken girip bir öncelik de sağlamıyoruz. O kuyruğu işgal de etmiyoruz. Önce oradaki afet zedeler yemeklerini alacaklar, karnını doyuracaklar. Ondan sonra biz yemek yiyeceğiz. Onların sırasının geçmesini bekliyorduk. Karnım açtı. Zaten gece de bir şey yememiştim. Olmadığından değil. Artık çok kilo vermiştim. Midem küçülmüştü ve serum takviyeleri ve protein takviyeleri gelmişti. Onlarla ayakta kalıyordum. Bir aile geldi. Dedi ki bizim bir yakınımız birinci katta ve orada olduğunu düşünüyoruz. Yaşama ihtimali var mı? Ses var mı? Hiç ölçüm yapılmadı dedi. Bir gidelim keşif yapalım dedim. 11. günün olması itibariyle de artık 260. saatler olduğu için biraz da ihtiyatlı davranmak istedim. Çünkü vücut direncim iyice düşmüştü ve yedek bir ekip gelmişti. O ekip koordine ediyordu. Enkaz alanına gittik. Enkaz alanına gittiğimiz zaman iş makinesi çalışmaya başlamıştı. Ben söyledim aileye, iş makinesi çalıştıysa ben girmem oraya diye. Çünkü enkaz başka, hafriyat başka. İş makinesi dokunduğu andan itibaren o bina hafriyata dönüşüyor. Moloz yanına dönüşüyor. Gittiğimde iş makinesi çalışıyordu bir taraftan. Binanın öbür tarafını yıkıyordu. Zaten bina artık riskli bir hale, ağır enkaz haline dönüşmüştü. Ve onların tarifiyle odadaki kişinin yerini tespit ettiğim anda, söylediğim duvarı yıktırdığım anda içerideki
teyzemiz gözüktüğü anda aile birden panik olup enkazın üzerine, böyle aile ve yakınları 5-6 kişi birden enkazın üstüne koşturmaya başladı. O anda da iş makinesi ikinci katın köşe kolonunu koparmak üzereydi. Ben yukarıyı görüyorum ama onlar sadece önünü görüyor. Çünkü biz çevre kontrolüyle yaptık o bütün çalışmaları. Tam onları uyarıp çıkmayın enkazın üstüne deyip sağa sola bakınırken ayağımın altındaki bir demir parçasına takılıp başka büyük bir tuğla yığının üzerine düştüm. Güvenlik önlemlerim olmasına rağmen baretim ve yüz maskemin yanındaki boşluktan cam gibi bir tuğla kesti burayı ve kulağımın üst parçası aşağı düştü. Düştüğüm andan itibaren hiç kalkmadım. İlk yardım eğitimi de bildiğim için kimse bana dokunmasın dedim. Öncelikle iş makinesini durdurun. Sağdan herkes çıksın. Başımda bir kişi kalsın. Elimi bir kez açacağım dedim. Sen yarama bakacaksın. Zaten o ara düştüğüm an hemen eldivenimi çıkartıp temiz elimle kulağımı kapattım. Bir kez elimi açacağım ve kanamanın nereden geldiğini söyledim. Kulağın içinden geliyor dedi. Tekrar elimi kapattım, yattım. Ve sonra fark ettim ki kanama parmaklarıma yakın yerden geliyor. Kulağım içinden gelmiyor. Diğer elimle kulağımın içini temizleyip tekrar bak dedim. Abi kulağın kopmuş dedi. En büyük korkum beyin kanaması veya iç travmaydı. Kafatası yarılması dediğimiz. Kulağımın içinden kan gelmediğini anlayınca vücut kontrolü yaptım. Önce psikolojik vücut kontrolü. Başka bir yerimde ağrı var mı? Hissediyor muyum? Kemik kırığı falan. Ondan da emin olduktan sonra dedim ki bana dokunmayın. Ben kendi başıma ayağa kalkacağım. İnsan kendi vücudunu tartabilir. Çünkü başkası taşırken bir yerinin kırıldığını anlayamaz. Kendim kalkmaya çalıştım ve vücudumda herhangi bir kırık çık olmadığını anladım. Güvenli bir noktaya gittim. Enkaz çalışmasını durdurduk. Sağlık ekipleri geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma hastanesine götürdüler. Orada 45 dakikalık bir operasyonla 27 tane dikiş attılar. Kulağım yerin yerine diktiler. Şu an hissediyorum. Doku hissi oluşmaya başladı. İlk 2-3 gün yoktu. Bugün 4. gün. Bir hafta sonra dikişler alınacak. Zaten biraz da onu bekliyorum. Enfeksiyon riski olduğu için gelmiştim. 4. gün de bugün. 3. gün geldim. 7. günde geri döneceğim dikişlerimi aldırdığım zaman. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Çok ama tamamen başından beri kontrol ettiğimiz ama bir anlık boşluktan kaynaklanan güvenlik ihmalinden oldu. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol, teşekkür ederim. Biraz da şeyi sormak istiyorum. Aslında biraz bahsettiniz. Yani bir ses geldiğini duymak bize çok büyük motivasyon oluyor, çok büyük adrenalin oluyor dediniz ama genel anlamda ekiplerin psikolojisi nasıldı? Burada liderlik vasfı ortaya çıkıyor. Yani gıda dağıtan ekibin de başındaki kişinin liderlik vasfı öne çıkıyor. Sağlık ekiplerinin de, hayvan kurtaranında, insan kurtaranında. Şimdi ekip ruhu çok önemli. Ama ekiplerin muhakkak öncü, psikanaliz yapabilen kişilerin o anki duygu yoğunluğunu anlayabilen demiyorum. Kimin ne hissettiğini anlayamıyorum ama yönetebilen birisi lazım. Ben kickboksçuyum deyip çok kan gördüm, çok darbe gördüm, her şeye dayanırıp deyip benim girdiğim tünelde bir tane ex görünce aygınlık paygınlık geçirip zorla çıkarttığımız arkadaşlarımız oldu. Ben dağcıyım her türlü yükü kaldırırım deyince benim böyle top gibi verdiğim yükün altında ezilen arkadaşımız oldu. O kendi vücudunun ağırlığını kaldırmaya alışmış bir vücut sistemi var. Tabii ki değişik şeyler de yaşadık. Ağladık, güldük, gülme krizlerine girdik. Yani 17 yaşındaki bir kız çocuğuyla 14 yaşındaki bir çocuğu cansız çıkardıktan sonra aynı arabada kampa dönerken gülme krizine girdik. Ama bambaşka bir şeyden dolayı. Çünkü artık psikolojimiz kaldırmayacak ve boşalma noktasına geldiği için herkesin buna ihtiyacı var. Gülme krizine girdik. Ağladık hep birlikte oturduk. Ben buraya geldiğim gün ekipteki kardeşim dediğim Kadir Yıldız yıllarca anasız babasız büyümüş 2 yaşından beri. Ayrılırken sarılıp dakikalarca ağladı. Gitme abi dedi. Ben yıllardır dedi kendimi yalnız hissetmiyordum. Şimdi sen giderken yalnız hissediyorum dedi. Böyle bütünleştiğimiz kavramlar da oldu. Kimse deli değil. Yani hiç tanımadığı bir adamın peşinden enkaz altına girsin. Yaşadığım toplum komşusunun bacası tutmuyorsa odunum bitmiş, yemeğim yok diye onun kapısını çalan bir köyde doğdum büyüdüm. Yolun ortasında bir taş görünce onu kaldıran babanın arkasında büyüdüm. Anlatabiliyor muyum? Yani kaldırım çalışması yapan işçilere kimsenin minnet etmediği çok zengin bir şehirde çay yapan bir annenin evladı olarak büyüdüm. Beni ben yapan hamurumdaki o mayanın sağlam olması beni oraya götürdü zaten. O sağlam maya da insanların inancına ışık oldu. Bana güvendiler ve arkamda oldular. Ben tek başıma kahraman değilim. Orada ne kadar gönüllü varsa ben o kadar kahramanım.
onlardaki bir kadar kahramanım. 500 bin kişiyse ben 500 binde bir kahramanım. Kurtarma operasyonları bir 9 saat boyunca, 9,5 saat boyunca konuşmak zorunda kaldık. Evet, dediniz. Hikmet'te Yani, özellikle. evet, Hikmet'le mesela. Yani tam olarak o çok önemli. Buradaki sakinliği nasıl kordunuz? Yani mesela biz izlerken kalbimiz çıkıyor. Allah'ım ses geliyor diyoruz. Ama siz hem sesi duyup hem yol arayıp hem oradaki kişiyle konuşturmaya çalışıp hani bir noktada ve bir yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yani buradaki duruşunuz, buradaki sakinliğiniz, aldığınız eğitim mi yoksa karakter mi, yani nasıl ilerliyor? Şimdi doğada yaşamayabilirseniz doğa size zarar vermez. Hayvanı sevmeyebilirseniz hayvan size zarar vermez. Bir insanı yaşatırken de canına kastederken de yarım nefeste durmanız lazım. Doğru bir atış yapmak için yarım nefeste ateş edersiniz silahla. Bir insanı yaşatmak istiyorsanız da yarım nefeste sakin, kısa, net cümleler kullanmanız lazım. Umut vermedim ben hiç kimseye. Bana umut olarak bakan hiç kimseye umut vermedim. Ama orada Hikmet'te bambaşka bir olay oldu. Halüsinasyon evresindeydi. O yüzden çok konuşmam gerekiyordu. Çünkü başka bir hayatı yaşıyordu o gözünde. Halüsinasyon evresinde olduğu için onu uykuya sevk etmemem lazım. Çünkü o an orada başka şeyler yaşadığını anlatıyordu bana. Abi sen bilmezsin diyor, işte ben diyor 3 gündür buradayım diyor. Babam, annemi kaybettim diyor. Buralar deprem oldu, siz bilmezsiniz diyor. Ben 3 gündür evden çıkmıyorum diyor. Ne yaptın peki diyorum evdeyken, canın sıkılmadım diyorum. İşte menemen yaptım, yumurta yaptım diyor. Ama diyor canım et istiyordu ama diyor çıkıp almak istemedim diyor. Alışverişe gitmek istemedim diyor. Tamamen halüsinasyon evresindeydi. O yüzden çok sakin kalmam gerekiyordu. Bunların başında da yine insanın kendini bilmesi, kendini tamamlaması, kendini doldurması geliyor. Bir kere okumayı seven bir insanım. Hitabet sanatına güvenirim. Hani tatlı dil yılanı derinden çıkarır derler ya. İnsanla konuşmayı bilmeniz lazım. Bir insanı çok sakin konuşarak öfkelendirip canınıza kastettirebilirsiniz. Canınızı da kasteden bir insanı çok hırçın konuşup sakinleştirebilirsiniz. Dil çok önemli. Yani Hikmet zaten halüsinasyon evresindeydi. Farklı bir yaşamdaydı. O yüzden çok sakin konuşup adım adım süreci sürekli bilgilendirdim onu. Şu evredeyiz, buradayız, yan tarafındayız. Şu duvarı kıracağız, şu peteği keseceğiz. Etrafındaki eşyaları tanıyor musun? Seni sıkıştıran bir şey var mı? Hangi takımısın Hikmet? Ne iş yapıyorsun Hikmet? Kız arkadaşın var mı Hikmet? İşte tavla oynayalım seninle. Tavla oynamayı biliyor musun? Yani gündelik yaşamdan, içinde bulunduğu psikolojiden değil de gündelik yaşamdan sorularla sürekli nabız, çünkü konuşan insan kan akışını yeniler. Kalbi atar. Buyursanız konuşabiliyor musunuz? Niye nabzınız düşüyor? Kan akışınız yavaşlıyor. Onun açık yarası olmadığını öğrendiğim andan itibaren çok konuşturmak istedim. Çünkü açık yarası olan insanda çok konuşturmak zararlı. O yüzden sakin, sükunetli bir şekilde gündelik hayattan konuşmanız lazım. Çünkü bir insandaki endorfin hormonu salgılaması için, adrenalin seviyesinin yükselmesi için gereken bütün tahriklerden uzak kalmanız lazım. Ben çünkü neticede oraya iki eksin yanından girdim o koridora. 4 kat kazdık, 11,5 metre tünel kazdık. Benim vücut ısım yüksek, hararetim yüksek ama onu ona yansıtmamam lazım. O yüzden yarım nefeste sakin, kısa ve tek cümlelik cevaplar alabileceğim şeyler konuştum onunla sürekli. Kendi hayatından bahsetmesini istedim. Özellikle ki bilinci yerinde mi? Hani doğru şeyler söylüyor mu? Bilincini kaybetmemesi lazım. Çünkü 100 saat çok normal bir saat değil. 4 gün susuz, aç kalmış bir insanın kendini tanıyıp tanımadığı çok önemli. Özellikle birkaç kez mola verdim. Hani işte o mesela kafamdan buharlar çıkan molada çıktığım zaman, geldiğim zaman Hikmet uyumaya başlamıştı. Diğer sesleri tanımıyordu çünkü. Özellikle bağıra bağıra tekrar uyandırdım. Sen misin abi? Senin sesini duymayınca uykum geliyor. Çünkü o yaşadığı hayalin içinde beni tanımıştı. En başından beri orada olduğum için diğer sesleri algısı kapalıydı. O yaşadığı halüsinasyonun içinde beni tamamladığı için benim sesime odaklanmıştı ve ben oradan çıkınca uykusu geliyordu. O yüzden ayrı bir koridor daha açıp sürekli oradan hani başka arkadaşlar kazmaya devam etse bile ben sürekli onunla konuşmaya devam ettim. Çünkü çok güzel bir hava kanalı oluşturduk ona.
o nefes aldığı süre boyunca da onu çıkaracağımıza inanıyordum. Bir tek hikmete ben seni çıkaracağız, seni çıkarmaya geldim. Ben 15 sene önce burada askerlik yaptım Hatay'da dedim. Ben bu vatanın, ben bu memleketin ekmeğini yedim, suyunu içtim dedim. Bu memlekete borcumsun sen dedim. 15 senedir ben bu buluşmayı bekliyorum dedim. Sen benim 15 senelik buluşmam, ertelenmiş buluşmamsın dedim. Ve bana bunu borçlusun dedim. Ama onu sağlıklı çıkarmak için ikimizin de sığabileceği bir boşluk oluşturmam lazımdı. Çünkü ben Hikmet'in yaraları gereği, kolu, ayağı ve vücudundaki yaralar gereği ve orada uzun süre durduğundan mütevellit bacak arasında üzerime alıp kendi üzerimde kaydırarak çıkarttım dışarıya. Biraz da ikimizin sığabileceği bir boşluk oluşturana kadar biraz daha fazla çalıştık. O da onu riske etmek değildi. Tam tersi yaralanmasını mevcut yaralarından ziyade bir tane daha çizik olmaması için güvenli bir çıkış noktasıydı. Zaten ben sağlık ekibini de kısmen o koridora sokup hani buna dayanabilecek durumda mı fizyolojisi? Bak abi bize haber ver deyip Umke'yi çağırıp ondan teyit alarak yaptım. Ayağını sıkıştığı yerden ayırdık. Kafasını sıkıştığı yerden çıkarttık. Aslında menemen yapabilecek bir pozisyonda değildi. Kafası ve ayakları sıkışmıştı. Evet, tek kolu ters tarafa dönmüş. O kolu da büyük bir moloz yanının altındaydı. Şu an zaten konuştuğum ve görüştüğüm kadarıyla ayağının sıkışan yeri ve yaraları ve o kolundaki ağrının dışında bir sıkıntısı yok. Orada uzun sürede üşüdüğü için biraz ciğerleri su toplamıştı ama onu bayağı bir ileri safhaya getirmişler, iyileştirmişler. Yaralarının ve ağrılarının geçmesini bekliyor. Türk halkına çok çok selam var. Nikah şahidimiz olur musun dedi. Ben bir de nikah şahidi sözü aldı ki ben dedim zaten kurtulamazsın. Sen bana abi dediysen benim bir kardeşim yok, kardeşe ihtiyacım var dedim. Hayatımın her yerinde olacağını da düşünüyorum. Belki elimde büyümeyecek ama yanımda olacak. Kalbimde büyüyecek. Şimdi biraz farklı bir yerden bakalım. En böyle yani tabii ki de her cana çok seviniriz ama bu sefer de ya bunun için çok inanılmaz mutlu olduk. Hani böyle bu da bizi çok motive etti, çok coşturdu diyebileceğiniz bir anı var mı peki? Ya bir kere şeye çok sevindim. Bu yardım tırlarının önünü kesen densizlere silahlı kuvvetlerin yaptığı güzellemeyi çok sevdim. O çok mutlu etti. Benim o iyi bir moral kaynağı oldu. Ama kendi başıma gelen olarak söylerseniz o lokum paketi gibi 2,5 aylık bebeği çıkarttığımız enkaz beni çok mutlu etti. Daha başındaydık. O bize çok moral verdi. İkinci gündeydik çünkü. Biz seslenmeden o seslenip böyle çığırtkan böyle güzel kanarya gibi şakıyarak kendi yerini söyledi. Ve annesinin yerini bulmamıza yardımcı oldu. O çok çok moral verdi bana. İnandım ve orada olma sebebi gördüğüm şeylerin peşine gitmem için bana çok büyük motivasyon kaynağı oldu. Çok acayip şeyler de yaşadık. Yani bu mutlu ve mutsuzlukların dışında çok enteresan şeyler de yaşadık. Yani komple apartman boşluğu, merdivenleri boşluğu çökmüş bir binada 5. katta param var, çıkarırsanız sana şu kadar para veririm deyip çok böyle acayip paralar teklif edenler de oldu. İşte akrabasını yakını çıkardığımız için araba teklif eden oldu. Evli miyim, bekar mıyım diye soranlar oldu. Bekar kızım var diyenler oldu. Yayınlamamıza izin vermeyip çok daha mukaddes teklifleri olanlar da oldu. Yani ben ölürsem işte umre paramı al, umreye git diyen bir teyzemiz oldu. O çok çok mukaddes bir şeydi yani. Hayatım önce unutmayacağım mesela. Ama sağlığı iyi şu anda. Karı koca ikisi de. Hani eşi ezilmişti. Dolabın altında ezilmişti eşi. Eşini de sağa çıkarttık peş peşe. Orada da ben çıkarttık derken mesela orada ben operasyonu yönlendirdim. Tespitlerini yaptım. Giriş koridorlarını söyledim ama gözümden iltihap çok aktığı için ve karanlıkta çalıştığımız için gönüllü Mersin'den gelen abilerimiz vardı. Başka bir ekip vardı. Onları birleştirdik. Bir ekip yaptık. Ben koordinasyonu verdim. Giriş noktalarını belirledim. Hava boşluklarını, açacakları koridorları. Yani planı çizdim. Onlar tatbik etti. Böyle şeyler de yaşadık. Yani her şeyi ben yaptım demek harcım değil. Ama özellikle insanların canı, yüreği, bedeni, kuvveti ortadaydı ama bilgisi yoktu. O noktada da kılavuz olduk. Bazı enkazlara girmedik bile. Hani yeri biliyoruz kolay. İşte şu eşyaları alın, şu pozisyonda geri çıkarın deyip yardımcı olduğumuz insanlar da oldu. Daha farklı duyguların, daha farklı hazlarında yaşadık. Ama inanın 14 günü, 14 yıl anlatsam bitmez. Çünkü her sabah
gecesinde bitmeyip bir sonraki güne devrediyordu. Kuşluk görmedik biz, tan zamanı görmedik. O zaman bir şey söyleyeyim, siz sormadan. Yüz binlerce gönüllü gitti. Onların çoğu çalıştığı kurumlarla gitti. Derneklerle gitti, federasyonlarla gitti, şirketlerle gitti. Yardım kurtarma komiteleriyle gitti, zaten memurlar onlar. Acaba şey düşünüldü mü yani, buraya giden insanlar günlerdir burada, bunların aileleri ne yapıyor diye düşünüldü mü? Bunlar basına hiç yansımadı. Yani bunlar kahraman, evet. Kahramanları kahraman yapan aileler düşünüldü mü? Ben eşime evden çıkarken cebimdeki son paraları verip çıktım. Ama oraya giderken oluşan sivil toplum örgütünün otobüsüyle giderken şunu düşündüm. Nasıl geri döneceğim? Bunlar ajita etmek için söylemiyorum. Toplumun başka gerçekleri, orada kameralara enkaz, canlı, cansız, bunların dışında da bir hayat olduğunu anlatmak için söylüyorum. Kahramanların da bir hayatı olduğunu, bir ailesi olduğunu, bir sorumluluğu olduğunu insanlar bilsin istiyorum. Ben orada enkaz altına girdim, enkaz kaldırmaya gittim. Ama arkamda bir enkaz oluşmadan da bir hayatımı yoluna koymam gerektiğini buraya gelince anladım. Evet, eşim bana 14 gün boyunca sormadı. En büyük güç oldu. Aradı. Çocuklarımı gördüm, görüntülü konuştum, ettim ama onun bana ne zaman döneceksin sorusunu sormaması en büyük destek oldu. Ha, bunu yapan insanlar oldu, tenzih ediyorum. Gerçekten ailemi de düşünüp yardım etmek isteyen, eden, aileme ulaşan kurum, kuruluş ve insanlar da oldu. Onlara da minnettarım, çok teşekkür ediyorum ama toplumun da bunu bilmesi lazım. Binlerce insan orada, 15 gün orada, ilk gittiği günden beri dönmeyen insanlar da var. Onların da bir ailesi olduğunu, onlara da bir destek verilmesi gerektiğini kendi adıma istemiyorum. Ama tamamen gönüllülük esasıyla gidip 15 gündür orada yatıp kalkıp sokaklarda çadır bile işgal etmeyen insanlar var. Bunu da biraz daha ön plana çıkarmanız gerekiyor. Ama orada 15 gündür yemek pişiren ablanın da evinde yemek pişmesi lazım. 14 gündür köylere odun, soba götüren insanın evindeki doğalgaz faturasını ödenmesi lazım diye düşünüyorum. Haksız mıyım bilmiyorum. Evet, devlet yoktu. Ama nasıl yoktu? Fiziki olarak orada yok muydu? Ben gittiğimde asker oradaydı. Ama neydi? En yakın askeri birlik oraya müdahale etmişti. Devlet yoktu. İkinci gün Rönesans yapının sahibi kaçmaya çalışırken tak yakalandı. Anlatabiliyor muyum? Beni Mustafa Aydın'ı Mustafa Aydın yapan şey devletin verdiği eğitim. Devletin verdiği özgürlük, hürriyet, hak, yaşama, bağımsızlık ve bu vatanın hala üstüne bayrağın tütmesine sebep olan, o bayrağın dalgalanmasına sebep olan devlet. Ben işgal altında bir Suriye olsaydım, şimdi niye Suriye sokaklarında insanlar veryansın ediyor? Suriye halkının beklediği bir devlet bile yok. Devleti beklemiyor bile. Devlet bize eli uzatacak diye beklemiyorlar bile. Anlatabildim mi? Orada da deprem oldu. Deprem orada da hissedildi. Niye bu kadar tek yönlü bakalım ki olaya? Ben sosyalist bir insanım. Ama ben devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak için bu ülkenin mevcut yapısına dışarıdan çomak sokmaya çalışan ahlaksızlara müsaade etmedim. İtalyan TV 24 kanalı geldi. Röportaj yapmak istedi. İşte hayatınızı kısa belgesel yapacağız. Finansal olarak sizi desteklemek istiyoruz. Ama 10 tane soru hazırlamışlar. Soruları vereceksiniz dedim. Vermediler. Yani ben onların soracağı bir soruya tereddüt dahi etsem onlara malzeme vermiş olacaktım. Demek istediğim şey şu. Devlet yoksa devletin imkanlarını kullanabilmeyi bana kim hak verdi? Hikmet Kurmay Albay Hikmet, soyadını bilmiyorum. O jandarma tümeninden sorumlu. İki takım teçhizat verdi bana. Ben onlarla can kurtardım. Anlatabiliyor muyum? Evet yoksa, geç kalmışsa bu afetin büyüklüğünden mütevellittir. Kimse yüzlerce atom bombası atılmış bir kuvvette dünya üzerinde, dünyanın insan oluşumu olduğundan beri, depremlerin ölçülebildiğinden beri oluşmuş en büyük kara yıkım olan depremde koordinasyonun aksaması normaldir. Geç de kalınmıştır. Benim kanım da aynı yöndedir belki. Ama gün bunu konuşma günü değil. Ben vatandaş olarak oradaysam, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazıyorsa orada, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğiyim demektir. Ben devleti temsil ediyorum demektir. Yani devlet yoksa millet de yoktur. Bu millet bir aradaysa bu devlet var demektir. İşin özü bu. Kimse babasına ayrı için gitmedi. Bu devletin
milleti olarak, bireyleri olarak bu devletin bir ve bütün olduğunu göstermek için gitti. Eleştiririm, yarın sokağa çıkarım, eylem yaparım. O zaman sistem eleştirilir. Ama anarşik boyutta değil. Sosyalist cephede yapılabilir bu. O seviyede yapılabilir. Ama sen gidip oradaki bir eri tartaklamaya çalışıyorsan kansızsın demektir. Bu provokasyondur. Bahsettiğiniz dediğiniz de provokatif eylemler oldu mu? 3-5 tane eri tartaklamak, neredesiniz lan siz deyip yakasına sarılıp çocuklara vurmak adamlık değil. Sistemi eleştir o zaman. Askeri oraya geç getiren sistemi eleştir. Ama bunu yine hukuk çerçevesinde yap. İnsani çerçeve, toplum bilinciyle yap. Dile getir, CİMER'e yaz, eylem yap, kapının önüne yaz, sosyal medyadan yaz. Ama oturduğun yerden ojelerini sürerek, devlete sallayarak yapma. Gel o zaman, sen devlet ol. Sen millet, sen devlet ol. Veya olmuyorsan çıkar o kimliğini at. Hangi kime uşaklık ediyorsan onun milleti ol. Benim diyeceğim bu. Devlet var. Devlet var olmazsa millet var olmaz zaten. Rahat nefes alıyorsan, bu ülkenin bütün sınırları belirliyse, yani sokaklarına yürüyebiliyorsan, evini açtığın zaman musluğunda su akıyorsa, affedersiniz zebranın, aslanın pislediği yerden su içmiyorsan, burada devlet var demektir. Yoksa sömürge devleti olurduk.